Sibel? Ne oldu sana? Teo? Ateş böceği saçma sapan konuşma ya. Patron odasında mı? Evet, evet. İyi, hadi yürü. Aslı, kim bu kız? Ne oluyor? Şirin, sen böyle pansuman malzemesi falan bir şey getir. Allah Allah. Patron. Bir bakabilecek misin? Teo, ne yaptın sen? Patron, yok artık. Sen de mi ya? Siz beni ne sandınız Allah aşkına? Kadına şiddete hayır. Aslı, al bunları. Heh, sağ ol Şirin. Sibel, gel şöyle otur sen. Hadi. Patron, kendi geldi tekneye. Ben de aldım buraya getirdim, ne yapayım? Niye buraya getiriyorsun ki? Hastaneye götürseydin. Ben istemedim. Çünkü şikayetçi değilim. Tamam. Tamam, çekil. Şikayetçi olmadığına göre Berk yaptı o zaman. Evet. Zor kurtuldum elinden. Gidecek hiçbir yerim yoktu. Tekneye döndüm ben de. Mavi melek yüzünden hırpalamış kızı patron. Dur, şuranı da bir temizleyeyim, mikrop kapmasın. Hadi ne olur. Sizi onun adını öteceğim sandım. Sibel, dur şurayı da temizleyeyim, mikrop kapmasın ne olur. Hadi. Ah. Hayvan herif, ne hale getirmiş yüzünü ya. Belki öyle bir adam değil. Mavi melek onu bu hale getirdi. Kızım, adam seni dövmüş, sen hala onu savunuyorsun. Dur. Biz Muğla'dan buraya Berk'le birlikte geldik. Yaptığımız resimleri satıp geçiniriz diyorduk. He, geçinirsiniz. Kızım, İstanbul burası. Siz ne zannediyorsunuz? Ben anlamıyorum ki ya. Geçinemedik zaten. Geçinemezsin zaten. Sonra Berk bir barda garsonluk yapmaya başladı. Mavi Melek'le de orada tanışmış. Sonra Mavi Melek 2 gün sonra evimize taşındı. Kolay yoldan para kazanmaya başladılar. Bu kızın bir evi yok mu? Niye sizinle kalıyor? Vallahi nereye çöreklenirse orada kalıyor. Belli bir adresi yok onun. Biz niye o harabeye götürdünüz o zaman? Ne yapacaktınız biz orada? Ne yapacağız? Buluşma adresi orası. Tabii Berk, sizin konuşmalarınızı duyunca kaçtık. Ben size demiştim Barış Bey. Gerçekten de gelecekmiş kız işte. Evet, sana dert anlatmaya çalışmasaymışım. Bir şey duyup kaçmayacaklarmış. Yoo. Berk sizi çoktan paketleyecekti zaten de. İlayda kandırdı bizi. İlayda mı? Ha, tanıştırayım. İlayda Eselix. Evet Sibel, Mavi Melek kim ve şu an nerede? Berk'e ne olacak? Onun başını belaya sokmak istemiyorum. Ya Berk'in başı zaten yeterince belada. Sen konuş da kendini kurtar. Ben bir şey yapmadım. Tamam Teo. Bak, bu Mavi Melek hırsızlığın da ötesinde kötü şeyler yaptı. Onu bulmamız şart Sibel. Kulüplerde zengin bebelerini soyuyorlardı. Daha kötü ne yapmış olabilir ki? Daha kötüsü var, emin ol. Barış Bey, acaba ne yaptığını söylesek mi? Yani adam mı öldürdü? Sibel bak, bu Mavi Meleği korumak ne sana ne de Berk'e hiçbir fayda sağlamaz. Suça iştirakten hepiniz yanarsınız. O yüzden söyle, kurtul. Adı Merve Yıldız. Bildiğim kadarıyla ailesiyle Adapazarı'nda yaşıyor ya da ailesi orada yaşıyor. Tahminimce orada saklanıyordur. Oh be! Ne oldu şimdi? Kapandı mı yani konu tamamen? Vallahi en önemli kısmı kapandı, tamam. Sibel, sen de evine dön artık. Ya bırak şu belki falan. Kızım, sana el kaldıran adamlar hiçbir şey olmaz. Acaba kızın eve gidecek parası mı yok? Yardımcı mı olsak? İyi, tamam. Söyleriz Şirin'e, uçağını alır. Hmm.
Oh. Allah Allah, yüzümüze baktı patron ya. Ben şimdi hemen ada pazarına gidiyorum. İnşallah kız da ailesinin yanındadır. Ben vallahi bir macerayı daha kaldıramayacağım artık. İnşallah Teo. Yalnız yüz vermiyorum ama Aslı sayesinde oldu bu iş. O gün oraya gelmese elimiz boştu. Ya bir de dün gidip itiraf ediyordun kıza. Durduk yere kalbini kıracaktın işte. Ha bu arada patron, siz dün ne yaptınız? Aslı niye gitmedi eve? Ne yapacağız Teo? Nasıl soru? Yok öyle değil ya, sen yanlış anladın. Öyle biraz canı sıkkındı. Öyle içkiye de çok alışık değilmiş. Sızdı kaldı yani o. Bir şey yok. Müsait misiniz? Oo, İlayda Hanım hoş geldiniz. Bir şey diyeyim mi? İlk defa İlayda demek hoşuma gitti ha vallahi. Sen çıkmıyor muydun Teo? Tamam patron, çıkacağız. Şurada iki dakika sevinmeyelim mi hep beraber ya? Evet. Barış Bey, kutlama tatlımız bile var. Sana çay getirdim. Hah, yaşa be. Anadolu çocuğu çay içer bak. Net, eline sağlık. Ben de İstanbul çocuğu olarak bir kahve alayım o zaman. Olsun Barış Bey. Kimse mükemmel değildir. İyi eğlendin. Eğlenmeyelim mi? Çok güzel iş çözdük. Yani siz beni takdir etmeseniz de benim de işin ucunda bir payım var azıcık.